Herkese yeniden merhabalar. Yine bir kargo açılımıyla daha karşınızdayım. Burada aslında çok bir şey almadım ama 3 tane kargom var. Dedim ki birlikte açalım. Birlikte görelim. Yine kitap yurdunun işte ödeme noktasında kapıda ödeme seçeneğiyle aldım. Aşırı kolayıma geliyor gerçekten. Canım bir kitap istediği zaman onu böyle bekletip de veya işte kargo bedava olsun şunu da alayım bunu da alayım bunu da alayım yapmak yerine istediğim kitabı alıyorum ve 2-3 gün içerisinde geliyor. Hatta yani eğer aynı gün kargo ise ertesi gün gelmiş oluyor ve ben gidip ertesi gün kitabı almış oluyorum. Gerçekten çok çok memnunum. 3 tane kargom var dediğim gibi. Hepsi burada var. Hemen açacağım. Şimdi aslında 2 tane de aynı kitap. Çünkü hep birlikte okumak istediğimiz bir kitap var. Hep birlikte dediğim Hilal, Derya, ben. Ve yani kitap çıktığı anda böyle direkt kalbimizi çaldı ve aynı anda hepimiz satın aldık. Derya kitabı eve sipariş verecekti ama 7 lira gibi bir kargo parası istemişti. Bu arada kitap yurduna PDF seçeneği gelmiş artık 3 lira gibi bir tutarı var ama o daha gelmeden önce. Biz de şey yaptık, o bana parasını yolladı kitabın, ben bizim eve söyledim. Yani bizim eve dediğim buradaki ödeme noktasını söyledim. Bu arada hepsini açayım ondan sonra konuşalım diyorum. Devam ediyorum. Ödeme noktasını söyledim. Dedim ki işte ben bunu alırım. Zaten bu hafta buraya gelecek. Biz de hep birlikte okumayı planlıyoruz kitabı. Yani inşallah bir aksilik çıkmazsa öyle yapacağız. O yüzden bize beklemesine bir sıkıntı yok kitabın. Neyse bugün geldi kitap sonunda. Çünkü ön siparişteydi. Böyle ben alalı bir 10 gün falan oluyor ki aldığım zaman 8 gün ön sipariş diyordu. O yüzden anca bugün gidip alabildim. Bir de daha önceden söylediğim bir kitap vardı. Onu da bugün için bekletiyordum. Zaten gidip alacağım diye. O da geldi. Onu da aldım. Şimdi sonuncuyu da açıyorum. Ve hepsini birden göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Ay. Hadi açalım. Ve açtım. Çok heyecanlıyım. Kitapları hemen kaldırıyorum. Şöyleler. Ve gıcır gıcırlar. Hiç hasar yok gerçekten ikisinde de. Çok güzel. Şimdi aldığımız kitap Kökler. Bunu ortak okuyacağız. Tek kitap. Başka bir şey yok. Devam kitabı falan. O yüzden bunu alıp gönül rahatıyla okuyup bitirebilirsiniz. Şimdi size arka kapağını okuyacağım. Güzel ve çirkin masalının bambaşka, çok daha büyülü ve son derece zengin dünyasına açılan sihirli bir kapı. Vadimizin dışında anlatılan hikayeler ne söylerse söylesin bizim ejderhamız aldığımız kızları yemezdi. Köyümüzden geçen yolculardan zaman zaman böyle hikayeler duyardık. Biz insan kurban ediyormuşuz da o da gerçek bir ejderhaymış gibi konuşurlardı. Tabii bu doğru değildi. Bir büyücü ve ölümsüz olabilirdi ancak yine de insandı. Ve 10 yılda bir içimizden birini yemek isterse babalarımız bir araya gelip onu öldürürdü. Bizi gariz ormandan koruyordu ve bunun için ona minnettardık. Ama o kadar da minnettar değildik. Agnieszka vadideki evini, sessiz sakin köyünü, ormanlarını ve ışıl ışıl akan deresini çok sever. Ancak köyün sınırında gölgesini kızın hayatından eksik etmeyen bütüncül güçlerle dolu tekinsiz gariz orman yer almaktadır. Agnieszka'nın köylüleri ejderha olarak bilinen soğuk, hırslı büyücünün gariz ormanın güçlerini onlardan uzak tutmasına bel bağlamıştır. Ne var ki büyücü bu isteklerini yerine getirmek için korkunç bir bedel ister. Ona genç bir kız verilecek ve bu genç kız 10 yıl boyunca ona hizmet edecektir. En az gariz ormanı düşmek kadar korkunç bir yazgı. Bir sonraki seçim zamanı gelmişti ve Agnieszka korkunun pençesindedir. O da herkes gibi ejderhanın kasiyeyi alacağına inanır. Zarif, cesur, güzeller güzeli ve Agnieszka'nın olmadığı her şey olan kasiye. Dünyadaki en yakın arkadaşı ve onu kurtarmanın hiçbir yolu yoktur. Ancak Agnieszka'nın korkusu yersizdir. Çünkü ejderha geldiğinde alacağı kişi kasiye olmayacaktır. Şu an ilk defa kapağını okudum ve ölüyorum. Ölüyorum. Allah'ım öyle güzel bir aşk bizi bekliyor ki şu an ağlayabilirim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Aldı ödülleri okuyorum. 2016 Nebula en iyi roman ödülü. 2016 Locus en iyi fantastik roman ödülü. British Fantasy Society en iyi roman ödülü. Hugo en iyi roman ödülü finalisti. 2016 World en iyi fantastik roman ödülü finalisti. John W. Campbell en iyi yeni yazar ödülü. Campton Crook en iyi ilk roman ödülü. Öf, öf, öf. Mind blow yani. Öf. O kadar heyecanlıyım ki bu kitap için size anlatamam. Gerçekten çok 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 heyecanlıyım. Çok yükseldim. Şu an aslında hem okumak istiyorum hem okumamak istiyorum. Çünkü okursam bitecek. Ay nefret ediyorum bu uyumdan. Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha fazla konuşmuyorum. Yoksa yani 10 dakika falan bu kitaptan konuşurum.
Bir sonraki kitabım da Stephen King'den Hayatı Hemen Karanlık. Story of My Life. Yine kameramın şarjı bitti. O yüzden böyle devam ediyoruz. Yaşasın. Nerede kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Yani tam olarak nerede çekmeyi kestin. O yüzden ikinci kitabımı anlatmaya devam ediyorum. Stephen King'in yeni kitabı çıktı. Aslında yeni değil. Çünkü bu kitap daha önce basılmış ama sanırım yine sansürlü müymüş neymiş? Şu an baskısı mı yokmuş? Öyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. Yeniden bastılar ve ben de hazır şu an böyle deli gibi Stephen King okuyorken neden bunu da almayayım dedim. Şu an altın kitaplar kitap yurduna da indirimde ama hepsi burada %50 indirimde. Çok güzel bir alışveriş yaptım. Dev bir alışveriş yaptım. Gelince çekmek için sabırsızlanıyorum. Girin mutlaka abi. Bakın çoğu kitap %50 indirimde Stephen King'in. Ben bayağı bir şey aldım. Özellikle en pahalı olanları aldım ki normal işte 70 lira falan olan kitaplar 35 liraya denk gelsin diye. Neyse bu kitabı da çok merak ettiğim için aldım. Aslında kitabın arka kapağını falan hiç okumadım ama kitap hakkında çok güzel yorumlar okuyunca almadan edemedim. Bayağı merak ettim. Bu da seveceğim kitaplardan biri olacakmış gibi görünüyor açıkçası. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım gerçekten. Kısacası sadece iki tane kitap aldığım bir kitap alışverişi olmuş oldu. Bunu 20 liraya aldım. Kökleri de 33 liraya aldım. Şu an kitap yurdunda Pegasus yayınları %45 indirimde. Almayı düşünüyorsanız almanızı öneririm. Çünkü bir daha bu ucuza, bu kadar ucuza bulabileceğinizi düşünmüyorum. Ayrıca bu video sponsor değil. Bunu da belirteyim. Kendi paramla aldım. Nedense ben böyle bir şey övdüğüm zaman böyle sponsorlu tabii bunun karşılığında para alıyorsun diyen bir kitle var. Asla anlam veremediğimi bilmiyorum. Ama belirtme ihtiyacı duydum. Neyse hazır gıcır gıcır da gelmişken kitaplar yepyeni basılmışken bence kaçırmayın. Kaçırmayın kaçırmayın çünkü Kökler harika bir kitap olacakmış gibi görünüyor. Neyse daha fazla konuşmuyorum. Bir kitap yurdu alışverişim daha var. Hala ön sipariş süresinde. O gelince bir de hepsi bu arada alışverişim gelince ikisini bekletip birlikte çekmek istiyorum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle son anda kamera değiştirdim. Kusura bakmayın rahatsız olduysanız. Ama yani bilmiyorum salaklık mı ne? Ya şarj ediyorum ama her video çekişinde şarjı bitmiş oluyor. Hiç anlam veremediğim bir şekilde. Neyse. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.